Faruk Aksoy Gümüş Kapımı mı, tunçeli mi? Bekir bin Vail diye bilinen Arap kabilesi antik dönemde adı Amit ya da Amet olarak geçen topraklara gelip yerleşti. Bu yerlerin adı aynı dönemde Dede Korkut kitabında Hamit olarak geçiyordu. Daha sonra Bekir'in ana vatanı anlamına gelen Diyarı Bekir adını aldı. Diyarı Bekir bu bölgedeki zengin bakır madenlerine de atıf yapılarak Diyarbakır'a dönüştü bugün Diyarbakır'a Ahmet diyenlerin de Diyarbekir diyenlerin de Diyarbakır diyenlerin de Türkiye hayalleri çok farklıdır. Megara kralı Bizas milattan önce ilk çiviyi çaktığı şehre Bizantion dedi. Daha sonra Roma İmparatoru Marcus Aurelius Bizantion'u ele geçirdi ve şehrin adını Antion olarak değiştirdi. Bizans döneminde ise Antion'un adı Konstantin oldu. Aynı dönemde Bizanslıların Konstantin dediği yere Romalılar Konstantinopolis dedi. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te Konstantinopolis'i aldığında burada yaşayan halk şehrin adını Sitinpolis olarak telaffuz ediyordu. Sitinpolis zamanla değişti ve İstanbul oldu. Bugün İstanbul'a Konstantin diyenlerin de, Konstantinopolis diyenlerin de, İstanbul diyenlerin de Türkiye hayalleri çok farklıdır. Homeros destanına göre Kıbrıs kralı Kiniras, dünyalar güzeli kızının adını Ege'nin en güzel topraklarına verdi. Buranın adı Simirna olsun dedi. Dönem dönem farklı medeniyetlerin kontrolüne giren şehir halk arasında Simirna olarak anıldı. Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesiyle birlikte Simirna İzmir oldu. Bugün İzmir'e Simirna diyenlerinde İzmir diyenlerinde Türkiye hayalleri çok farklıdır. Pontus Rum Devleti döneminde Trapezus denildi. Aynı bölgeye Lazlar Trapuzani, Gürcüler Trapizoni, Persler de Tarabozan dedi. Cumhuriyetle birlikte şehrin adı aslında da uygun olarak Trabzon oldu. Bugün Trabzon'a Pontus'un dört köşesi anlamına gelen çağrışımlarla seslenenlerin de Fatih'in şehri olduğunu söyleyenlerin de Türkiye hayalleri çok farklıdır. Nuh peygamberin gemisiyle anılan Ararat da aynı zamanda kentin adı oldu. Nuh'un gemisinde yolculuk edip Ararat dağına inen canlılar dünyayı yeniden yaşarttı. Bölgenin eski sahipleri Ermeniler de buraya Ararat dedi. Büyük göçler, büyük seferler döneminde Türklerin Anadolu'yla tanışmasından sonra Ararat adı Ağrı'ya dönüştü. Bugün Ağrı'ya Ararat diyenlerin de Ağrı diyenlerin de Türkiye hayalleri çok farklıdır. İskitler tarafından kurulan şehrin adı Livane idi. Livane adı Osmanlılar zamanında da resmi ad olarak kullanıldı. Fakat aynı dönemde halk arasında Artavi olarak biliniyordu. Orta Çağ'dan beri şehir olma özelliğini koruyan Artavi Cumhuriyet döneminde Artvin oldu. Bugün Artvin'e Livane diyenlerin de Artvin diyenlerin de Türkiye hayalleri çok farklıdır. Dersim tarihi çok eskilere dayanan bir bölgenin adıydı. Kürtçe gümüş kapı anlamına geldiği söyleniyordu. Osmanlılar da buraya Dersim dedi. Bölgede yaşayan yerel halk Memakiye ya da Kalan adını da kullandı. 1935 yılında kabul edilen Tunceli kanunuyla şehrin adı Tunceli olarak değiştirildi. Bugün Tunceli'ye Memakiye diyenlerinde, Kalan diyenlerinde, Dersim diyenlerinde, Tunceli diyenlerinde Türkiye hayalleri çok farklıdır. Merak ediyorum. Tunceli Belediyesi'nin aldığı Dersim kararından sonra yer adları, şehir isimleri konusunda ne kadar geriye gidileceğine karar verildi mi? Osmanlı'ya mı, Selçuklu'ya mı, Beylikler mi, Eski Yunan'a mı, Göbekli Tepe mi? Nereye kadar gidilecek, hangi taşla durulacak konu netleşti mi biliyorsunuz eksi 3 bine kadar iniliyordu. Göbekli Tepe ile birlikte eksi 12 bin derinliğine ulaşıldı. Kimse tarihinden o kadar da emin olmasın bence. Burası Dersim, burası Ararat, burası Konstantinopolis, burası Simirna demesin. Maazallah bir taş çıkar, yukarıda okuduklarınızın hepsi palavraydı der, tufan olursunuz. Şu anlattığım Google bilginlerinin hükmü bile yeni bir taşın çıkmasına bağlı. Bakın bu işler en başta böyle böyle başlar.'' Sonra belediye başkanının adı değişir, kayyum olur. Yazık değil mi?